Hayırdır hemşerim? Hiç. Ya biliyor musun, bu etek çok yakışmış sana. Ve çok seksi olmuşsun. Sen sürekli bunu giysene Deniz. Ne oluyor sana ya? Elimde değil, etkilendim. Ne yapayım? Dayanamıyorum. Ne yapayım yani? Manyaklaştın sen herhalde Samet. Ne oldu? Kim içine ne girdi senin yani? Neydi? Ne içtin sen? Manyak mısın ya? Allah'a kusura bakma Deniz. Yani böyle bir etek giyersen sonuçlarına katlanacaksın. Hemen beni eve bırakıyorsun. Çabuk yürü. Tamam. Sonra da lokantaya falan gitmek yok. Evine gidiyorsun. Yok lokanta mokanta. Kusura bakma, elimde tapu gibi sözleşmem var. İstediğim yere giderim ben. O sözleşmeyi sana yediririm ama ha. Sinirlendiğin zaman çok tatlı oluyorsun sen ya. Ay! Ay Samet ya! Deniz! Nasıl işte, iyi oluyor muymuş böyle ha? Deniz! Deniz! Artık beni sevmiyor. Hoppala. Niye? Ya arabada böyle bacaklarıma baktı. Mini etek yakışmış da. Yok efendim ne yapsaymış da, etkileniyormuş da böyle. Denizciğim bak canım. Artık evli bir kadın olarak sana bir takım şeyler anlatmam gerekiyor. Güzelim, dinle beni. Bazen bir kadın ve bir erkek birbirini beğendiğinde ve birbirine ilgi duyduğunda bir takım yakınlaşmalar olur. Ay ne komik, ne komik ya. Sevmiyor beni diyorum, anlamıyor musun sen? Bak canı kıskanmıyor. Mini etek giyiyorum, yakışmış diyor. İstediğim yere giderim diyor. Sözleşmem var diyor bir de ya. Allah Allah, sen istedin böyle olmasını. İstemedin mi? Sen istedin. Üf, tamam ya. Üf. Sinirim tepemde zaten. Kim bilir şimdi gidince neler duyacağız. Hadi. Deniz, istersen girmeyelim. Yok yok, girelim. Hazırım her şeye. Çok kızgınsın değil mi bana? Ben alışkınım. Bizim ülkede erkekler öyle, güvensiz. O yüzden seni o kadar sevdim. Ama sen de farklı değilsin. Merak etme. Sermet Bey'le konuştum. Ben lokantaya gideyim, orada çalışacağım. Sen benimle evlenmek zorunda değilsin. Görmek zorunda değilsin. Ya... Tatyana ya. Olur mu öyle şey kızım? Burası senin evin ya. Ne gideceksin lokantaya falan? İyiyiz böyle. Deli misin sen ya? Drama yok. Ben iyiyim. Ya nasıl drama yok ya? Şu gözlerine bak. Dramın dibisin şu an ya. Olur mu öyle şey ya? ₺50 mi? Evet abla. Bundan ₺50. İyi biliyorum. Çünkü markettekiler bitmişti. Depodan biz çıkardık. Abla yazlık eve gidiyormuş. Orada satılmıyormuş. Toptan alayım dedi. Tamam. Tamam, tamam, tamam. Hadi. Sen al bakalım şunu. Tamam mı? Yalnız kimseye bahsetme. Bir şey söyleme, tamam mı? Tamam. ₺50 dedi ya. Yanınca izde kal. Evi örmek yok. Allah'ım sen bizi koru. Afiyet olsun. Ben mutfaktayım, görüşürüz. Çok teşekkürler. Ellerinize sağlık, her şey şahane.
Neyin var senin bu gece Narin? Hiç bana yalan söyleme anlarım. Ya Fırat var bir şey de şu an anlatamam. Ya zaman ver bana ne olur Deniz'le ilgili sonra. Meraklandırıyorsun beni. Bugün o kadar güzel geçti ki yeni iki tane ressamla tanıştık. O kadar güzel işler çıkarmışlar ki. Can'ın da benim de aklımıza bir sürü yeni fikirler geldi sergilerle alakalı. Aa. Hoş geldiniz. Allah Allah, siz böyle beraber takılıyor muydunuz ya? Ne haber Irmak? İyidir, hayırdır? Ne bu haliniz? Biri mi öldü? Seninle konuşmamız gerek Irmak. Ne arıyorsun sen burada? Ablacığım şey oldu. Bir reklam çektim ben. Parfüm reklamı. Biz de onu kutlamaya geldik böyle. Ne? Parfüm reklamı mı çektin? Hı? Fırat Bey, ben Sahra Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Orkun. İyi akşamlar. Biraz önce önüme bir haber geldi. Eski dostumuza dayanarak sizi aramam gerektiğini düşündüm. Baldızımızla ilgili bir haber. Bizim çocuklar bir parfüm reklamı çekilirken haber yakalamışlar. Ünlü parfüm markası yüzü olarak bir hayat kadını seçildi diye manşet hazırlamışlar. Orkun Bey, şu an için haberi durdurun. Ben sizi bir 10 dakika içinde arayacağım. Tamam, bekliyorum. Şadiye ne işler çeviriyorsun? Sen ne yaptın yine? Hı? Yarın sabah Hayat Kadını parfüm reklamında diye manşet yapacaklarmış. Neden yaptın bunu bana? Hı? Ne yapmışım ben ya? Ne diyorsun sen? Hı? Herkes çok özür dilerim. Ablana da, beni de, Can'a da. Daha merak etme, iyileşeceksin. Kimse senin kötülüğünü istemiyor. Ne konuşuyorsun sen ya? Ne bu abuk sabuk laflar? Yine başıma çoraplar mı örüyorsun sen ha? Irmak. Can'ın evini yaktığını biliyoruz. Polise ya bir kliniğe gideceğiz. Seçim senin.
Çok üzgünüm gerçekten. Şimdi çıkıyoruz. Senin seçeceğin bir tanesine gideceğiz.